Bugün stüdyomuzda Casper serimizin son videosu ve en iddialı ürünlerinden biri olan yeni Nirvana Z100 ile karşınızdayız. Bu düzüstü bilgisayar Casper'ın en iddialı olduğu ürünlerden biri ve magnezyum alaşım gövde, onun sağladığı hafiflik ve tasarımdaki inceliğiyle Nirvana Z100 markanın şimdiye kadar çıkarttığı en ince ve en hafif dizüstü bilgisayar. Hem globalde güncel tasarım çizgilerine adapte olmak hem de hedeflediği profesyonel kullanıcıların isteklerini karşılamak için böyle bir tasarım yeniliğine gitmişler. Ayrıca performans tarafında da profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ettiğini vurmuşlar kurguluyorlar bu üründe. Profesyonel kullanım ne demek? Bunu açalım biraz teknik detaylara geçmeden önce. Çünkü çok açık bir kavram. Bir gaming laptop da profesyonel kullanıcıya hitap edebilir sonuçta. Bu cihaz özelinde odaklanılan nokta grafik ve işlemci tarafında verimli bir optimizasyona sahip. Bu sayede pil performansı yüksek. Böylece günlük hayatta sıkıntısız bir şekilde seyahat edilebilecek. At çantaya bütün gün yanında dursun denebilecek hafiflikte bir laptop tasarlamak. Özetle profesyonel kullanım derken kastedilen şey gün içinde sürekli hareket halinde olan ve laptopta pili önemseyenler için yarı yolda bırakmayacak bir laptop. Pilin detaylarına videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Ayrıca farklı ihtiyaçlara göre de konfigüre edilebilen bir laptop Nirvana Z100. RAM ve SSD yükseltmelerine alışkınız zaten ama isterseniz ekran panelini de konfigüre edebileceğiniz seçenekler sunuyor Casper size Nirvana Z100 özelinde. Cihazı hem kendi serisinin içinde hem de genel olarak öne çıkaran önemli bir detay olabilir bu. İsterseniz şimdi gelin cihazın teknik detaylarına bakalım. Cihazda Intel'in 13. nesli Raptor Lake i5-1335U işlemcisini görüyoruz. 12 çekirdekli orta segment diyebileceğimiz daha çok e, bunun gibi ofis bilgisayarlarında tercih edilen bir işlemci. Onun yanında 16 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB M.2 SSD görüyoruz. SSD'nin yazma ve okuma değerleri de gördüğünüz gibi. Bu arada biraz da LPDDR5 teknolojisi sayesinde Z100 daha ince bir tasarıma ve daha yüksek bir sahip. Bu donanım şu an günümüzün bir ofis bilgisayarı için gayet optimal diyebileceğimiz bir konfigürasyon. Tabii ki daha azıyla da ofis işleri yapılabiliyor. Ama bilgisayar alırken bundan 1-2 yıl sonrasında düşünmemiz gerektiği için RAM'i 16, SSD diye bir terabayt olarak düşünmekte fayda var. Ekrana baktığımızda 14 inçlik LED QHD ekran görüyoruz. 300 nite kadar parlaklık sunuyor bize ekran. 2K çözünürlükte oluşu bir artı bence. Özellikle 16'ya 10 ekran oranı sayesinde görsel detayları iyi görmemizi daha doğrusu genel anlamda iyi bir ekran deneyimi yaşamamızı sağlıyor. Artık Full HD ekranlar o tadı vermemeye başladı bence. Bu arada size saydığım bu donanım özelliklerini Casper'ın sitesinden özelleştirebiliyorsunuz. İşlemci i7 1355 uya çıkarabiliyorsunuz. SSD 2 TB'a kadar RAM'i 16 GB'a kadar yine konfigüre edebiliyorsunuz. Hatta ekranı OLED panelle değiştirip dokunmatik ekranda yapabiliyorsunuz ama şu an sitede özelleştir kısmına girdiğimizde o seçenekleri göremiyoruz. Ancak Casper'dan aldığımız bilgiye göre OLED panel yakında kullanıcılarla buluşacak ve sonrasında tüm Z100 bilgisayarları OLED ekranlı satışta olacak. Ki bence bu karar bilgisayarı daha da öne çıkarır. Ekran deneyimi açısından farklı bir noktaya götürür cihazı. Ayrıca artık özellikle olması iyi olur dediğimiz Wi-Fi 6 da Nirvana Z100'de var. İşte yüksek hız, daha az gecikme süresi ve daha fazla güvenlik Wi-Fi 6'yı bir önceki nesle göre öne çıkarıyor. Tasarımına baktığımızda Z100 14. 9 milimetrelik mm kalınlıkla şık bir yapıya sahip bir cihaz. Kasada mat bir siyah tonu, menteşe ve logoda ise parlak siyah detayını görüyoruz. Casper bu rengi 12 siyah olarak adlandırıyor. Resmi sitede metalik, bronz, gümüş ve kiyanit mavisi seçeneklerini de görüyoruz. Bu arada klavyede gövdeyle aynı renkte. Hepsine siyah klavye koyup geçmemişler. Ürünün biraz üzerine titremişler bu anlamda. Bir de gövdede magnezyum alaşım kullanılmış. Bu dayanıklılığıyla öne çıkan bir malzeme ve aynı zamanda hafif oluşu sayesinde magnezyum alaşım tercih etmek cihazın ağırlığını pozitif etkiliyor. Nirvana Z100'ün ağırlığı bir 1.25 kilogram taşıması kolay hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kullanılan yüzey koruması sayesinde olabildiğince az parmak izi kalıyor gövdede. Siyah da yine belli oluyor ama diğer renkler siyaha göre daha iyi parmak izi konusunda. Diğer tasarım detaylarına baktığımızda cihazın gayet minimal bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. İki yanda da birer Type-C girişi görüyoruz. Cihaz Type-C ile şarj oluyor bu arada. Sağ tarafta ona -E olarak jack girişi. Arka kısımda da bir HDMI ve USB 3.0 girişi görüyoruz. Onun yanında da fan var. HDMI'nin arkada oluşu mantıklı geldi bana. Yanda olduğunda sanki kablo kaba duruyormuş gibi olabiliyor bazen ama giriş arkada olunca öyle bir durum yok. Ekran açtığımızda ise Casper logosu ile birlikte iki yanda hoparlörleri, aralıklı klavyeyi ve parmak izi okuyucu özelliği olan touchpad'i görüyoruz. Touchpad'in büyüklüğü güzel bence. Eğer özellikle mouse tercih eden biri değilseniz rahat kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu da sorunsuz, hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu tarz bir laptopta parmak izi okuyucusunun olmasını iş için bir artı olarak düşünebiliriz bence. Smart card girişi, Kensington kilidi gibi ek güvenlik katmanı olarak düşünebileceğimiz şeyler iş bilgisayarlarında tercih sebebi bile olabiliyor. Kensington ve Smart Card girişi yok ama parmak izi okuyucunun konulması iyi olmuş. Onun dışında klavyenin tuşları sessiz, daha doğrusu ofis ortamında rahatsız etmeyecek bir tuş sesi var. Eğer aralıklı klavye seviyorsanız onu da keyifle kullanabilirsiniz. Cihazda 2 tane 2 watt'lık, 2 tane de 1 watt'lık toplamda 4 tane hoparlörlü Dolby ses sistemi yer alıyor. Nasıl bir performans ve kaç ses sunduğunu gösterelim size. Tabii ki hacimli bir hoparlörün sunduğu ses deneyimini sunmasa da toplantıda bir şeyler dinletmek veya online görüşmelerde kullanmak için yeterli bir hoparlörü var. Bu arada online görüşme demişken ekranın üst tarafında da Full HD kayıt yapabilen 2 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Performansı da şu şekilde. Gelelim batarya kısmına. İş odaklı tasarlanan bu tarz laptoplarda pil süresi en önemli şeylerden biri. Yani gaming laptoplarda batarya süresinin düşüklüğü kabul edilebilir bir durum ama bunun gibi bilgisayarda insan atayım çantama şarj etmeden sağda solda kullanabileyim demek istiyor. Nirvana Z100'de 3 hücreli bir akıllı batarya bulunuyor ve bize 12 saatlik bir kullanım sunuyor. Uzaktan çalışma, kafede, dışarıda çalışma falan gibi durumlarda rahat kullanılabilecek bir bataryası var cihazın ve kutudan çıkan adaptörle pil 2 saatte tam şarj oluyor. Ki bu da rahat kullanım ve seyahat ederken kullanmak için bir artı. Evet dostlar bu videomuzda Casper Nirvana Z100'ü inceledik. Kendisi tasarım ve bence ekranıyla ofis işleri için tercih edilebilir bir laptop. Bazı kullanıcılar için servis hizmeti de önemli bir durum. Casper ülke çapında 103 noktada servis hizmeti sağlıyor. Bunu da bir artı olarak görebiliriz. Cihazı şu an 29.000 TL e bandında bulabiliyoruz. Cihaz hakkında detaylı bilgiye açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Siz Nirvana Z100 nasıl? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.